Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimize hoş geldiniz. Gönüllerdeki manevi iklimin zirve yaptığı bu günlerde 11 ayın sultanı, maneviyatımızın baş tacı Ramazan-ı Şerif'inizi en kalbi duygularımla kutluyorum. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri milletimize, partimize ve adaylarımıza hayırlı olsun. Kıymetli adaylarımızın tümüne çıktıkları bu kutlu yolda üstün başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Gücümüze güç kattınız. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade bugün Cumhur İttifakı'nda vücut bulmuştur. Ve Türk yüzyılının kapısı aralanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili genel seçimlerinde tüm seçim çevrelerinde kendi kurumsal kimliği, milletvekili adayları ve üç ilerli amblemiyle demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır. Yaşasın ülkücü hareket, yaşasın Türk milleti. Yüzyılın en önemli seçimi olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nüfusu, ekonomik imkanları, teknolojisi, bilhassa önünde gelişmek için her şartı biriktirmiş ve yola çıkmış bir haldedir. Bilhassa son dönemlerde teknolojide, savunma sanayisinde elde ettiği kazanımlar son derece önemli hale gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. yılında ülkemizde bulunan doğal kaynakları da kullanmaya başlamıştır. Hamdolsun ay sonunda inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi doğal gazını bütün hanelerinde, konutlarında kullanmak üzere Türkiye'ye intikalini sağlamış olacak. Bunun yanında bildiğiniz gibi dünyanın %73 rezervinin bulunduğu bor madenini şimdiye kadar maden olarak satar bir durumdaydı. Bu maden son derece stratejik bir maden. Dikkatinizden kaçmamıştır. Geçtiğimiz günlerde Bandırma'mızda bu bor madenini yüksek vasıflı hale getirmek üzere 1000 ton kapasiteli bir bor karbür fabrikası kuruldu. Aziz hemşehrilerim, muhterem dava arkadaşlarım, bunları şunun için ifade ediyorum. Türkiye çok hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde yürümekte ve koşmak için bu 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin vereceği ruhsatı beklemektedir. İşte bu sebeple biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak iki önemli talepte bulunuyoruz sizlerden. Birincisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan Bey'in ilk turda hiçbir tartışmaya mahal kalmaksızın seçtirmek. İkinci talebimiz, 28. dönem milletvekillerimizi seçerken Cumhur İttifakı'nın 400 milletvekili olan nitelikli çoğunluğuna ulaştırmayı sağlamak. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyük Millet Meclisi'ndeki üye sayısını da gönlünüzden ne kadar koparıyorsanız, ne kadar çoğaltabiliyorsanız o kadar çoğaltmanızı istiyoruz. 14 Mayıs'ta da Türk milletine, İslam alemine ve mazlum Türk tüm insanlara
bu seçimin sonuçlarının hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.